Yeniseydeyiz. Türklerin kutsal nehirlerinden birindeyiz. Burası dünyanın dördüncü büyük. Abakan'dan Minisinsk'e geçerken burada bir yüzme molası verdik. Kutsal suya girip aranacağız. Askiz Akdoğurak bölgesine giderken büyük bir kurgan alanından geçiyoruz. Buranın her yeri kurgan. Sağlı sollu. Onlarca belki yüzlerce kurgan var. Ve bu kurganların arası Hakas Türkleri için bir kutsal alan olmuş. Burada kutsal ateşi yakıyorlar. Buraya saçılarını sunuyorlar. Anadolu'da üzerlik dediğimiz yemek saçılmış doğaya. Tütsülenmek de gerekiyor. Ardıç yakılmış ve tütsülenme yapılmış. Burada bu dikili taş insan yüzü suretinde yapılmış ve ağzına bal ya da yağ sürülmüş ve göbeğine de muhtemelen çocuğu olmayan kadın.
Bunlar göbeğini yağ sürdü. Bunlar da eski Türk'ün acıda bir gök tanrıya bilansla giren yapılmış şeyler. Buraya hediye bırakmak gerekiyor. Çünkü aradan beklediğimiz zaman böyle bir oyuncak, çocuğu olmayanlar genelde küçük oyuncaklar bırakıyorlar. Başka şeyler bileyenler de buraya bozuklar atıyorlar. Burası Hakas Türklerinin kutsal yerlerinden biri. Az önce biz de dileğimizi diledik ve buraya pirinç taneleri veya ufak tefek yiyecekler falan atılmış. Anadolu'da güzellik dediğimiz şey, buradaki taşa yağ ya da bal gibi bir şey sürülmüş. Bunlar yırtıcı ve sonra kansız olabilir. Ayrıca bez bağlama ritüelinin aynısı Hakasya'da Belturilerin yaşadığı köyde var. Arkamda gördüğünüz büyük ağacın kabuklarının çıkıntılarına, dallarına her yere bez bağlanmış. Burası bir kutsal alan. Az önce biz de dileğimizi diledik. İyi şeyler diledik ülkemiz için, kendimiz için, sağlığımız için, evlatlarımız için iyi şeyler diledik. Kültür bize Anadolu'ya buralardan geldi. Burada da öz vatanında hala yaşıyor. Ancak bez bağlama ritüeli her önüne gelen ağaca yapılmaz. Tek başına bulunan bir ağaca yapılır. Ya da etrafındaki ağaçların içinde en büyüğü hangisi ise ona yapılır. Bunun nedeni de tanrısallık göstergesidir. Çünkü Tanrı yalnızdır, Tanrı en büyüktür. Bu kutsal ağacın hemen arkasında bir kurgan var. Kurganın taşları görülüyor. Burası büyük bir kurgan alanı. 30-40 kilometre boyunca hep kurganlar vardı yolda sağlı sollu. Drone görüntülerini aldım. Birçoğunu da alamadım haliyle. Onları da buranın hemen arkasından izlersiniz. Burası da büyük bir kurgan alanı. Mesela şu iki ağacın arasında da var. İleride ağaçların altında da var. Bu şekilde. Burası Hakas kültürünü tanıtmak için yapılmış bir park. Yalnız o kurganlar parkın dışında kalmış. Şu anda bir kurganın üstüne çıkıyorum. Karşıda da önümde bir kurgan daha var.